Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not. Merhaba arkadaşlar, Games Türk'ün bir videosunda hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün MSI'nin çok güzel bir oyuncu notebook'unu inceleyeceğiz. MSI'nin Katana GF66 modelini inceleyeceğiz. Kutu açılımını yapacağız ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Daha doğru bir tane de şöyle devam et. O çok güzel. Sen biraz sanki açamadın ama. What you gonna be? And do you believe you can do anything? And what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Tüm oyunları keyifle oynayabileceğiniz MSI kalitesine sahip, daha önceden benim kanalımda da incelediğim MSI ürünlerinden daha mütevazı bir oyuncu notebook'uyla da karşınızdayız arkadaşlar. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight to die on. And this is my game to play. MSI Katana GF66 modelimiz inceliği ile Kazulet gibi oyuncu laptoplarından sıkılanlara çantanızda kolayca taşıyabileceğiniz yüksek performanslı bir gaming laptop. Sadece temel özellikleri barındırarak diğer seçeneklere göre daha makul bir fiyat etiketine sahip Katana modeli yüksek performanstan ve şıklıktan da ödün vermiyor. 1990'lı yıllardan bu yana oyuncuların severek oynadığı heyecan verici Romance of the Three Kingdoms 5 oyununun sıra dışı kapak tasarımı yapan Nagano Tsuhoshi tarafından kılıç ve zırh konseptlerinin bir araya getirilmesiyle tasarlanan Katana GF serisi, çelik kılıçların dövüldüğü gibi özenli ve güçlü bir işçiliğe sahip. Katana GF serisi ayrıca MSI'nin imzası niteliğindeki Cooler Boost 5 soğutma sistemiyle donatılmış ve mükemmel ısı dağılımı verimini sunuyor. Cooler Boost 5 arkadaşlar, Katana serisinde 2 tane fan ve 6 tane ısı borusuyla mükemmel bir soğutma deneyimi sunuyor. Fırçalanmış dokuya sahip metal alaşımlı kapağında araladığımızda 15,6 boyutundaki %82 ekran ve kasa oranına sahip ince çerçeveli bir ekran bizi karşılıyor. Bu ekranın 144 Hz olduğunu da hatırlatmak isterim. Biliyorsunuz oyunlarda Hz olayları çok önemli. Ekran tazeleme oranları çok önemli. O yüzden böyle bir oyuncu notebookunda yüksek Hz'li bir ekran paneli olmasının olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Klavyeye gelecek olursak arkadaşlar, kırmızı aydıtmalı oyuncu klavyesi mevcut bu modelimizde. Maksimum hissiyat ve konfor sağlarken onun yanında pozisyonel ses geliştirme çözümü olarak arkadaşlar Dynamic 3 oyun, film ve müzik sevenler için size en uygun ses deneyimini yaşatabiliyor. İnce olduğu halde işlemci tarafından hiçbir şekilde feragat edilmemiş arkadaşlar. Intel Core i7-11800H ile güçlendiren bu sistemde oyunların yanında üretkenlik tarafında da yüksek performanslı bir kullanım vaat ediyor. Bu güçlü işlemcinin yanında arkadaşlar güçlü bir ekran kartı da olması gerekiyor. Katana GF66 modelinin içinde Nvidia GeForce'un RTX 3060 ekran kartı bulunuyor. Evet, şu anda Cyberpunk'tayız arkadaşlar. Cyberpunk'ı oynarken DLSS de şu anda full'de, ışın izleme teknolojisi de açtık ve şu anda yan köşede gördüğünüz üzere 70, 60, 70 ile 80 arasında bir FPS değeri alıyoruz. Bence gayet güzel Cyberpunk'a göre. Bu arada özelliklerimiz hepsi full. Şuradan özellikleri göstermek. Yüksek. Işın izleme Psycho'da gördüğünüz üzere arkadaşlar. DLSS'de ultra performansla. Bu şekilde 80'lerde, 70'lerde bir FPS değeri alabiliyorsunuz. Grafikleri birazcık daha düşürürseniz daha fazla FPS alırsınız. Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi, ışığın yansıma dinamiklerini en gerçekçi şekilde oyun grafikleriyle buluşturan bir teknoloji. Cyberpunk 2077 ve Spider-Man 3 başta olmak üzere bu teknolojiyi destekleyen diğer oyunların göze çok hoş geldiğini söyleyebilirim. Tabii bu güzel grafikler için yüksek işlem gücü gerekiyor. Kare oranları düşmesin diye Nvidia'nın diğer önemli teknolojisi de imdadımıza yetişiyor. Bunlardan biri arkadaşlar DSS. Deep Learning Spatial Sampling adlı bu teknoloji, yapay zeka öğrenme algoritması ile düşük çözünürlükte renderlanan kareleri yüksek çözünürlüğe taşıyarak görüntüde kayıp yaşamadan FPS arttırımı sağlıyor. Şu anda Fortnite'deyiz arkadaşlar. Hemen Fortnite'ın ayarlarını da şuradan göstereyim size. Şu anda
DLSS'i görüyorsunuz kalite modunda. Nvidia DLSS açık. Destansı grafiklerle bakalım şimdi neler yaşayacağız. Evet, şu anda inişe geçtik. 100, 101, 104 değişiyor şu anda. 95, 90. Fırtına fırtına. Adam geliyor. Bir tane adamcık vardı. Şimdi yoğunlukla millet nerede olabilir? Şu anda arkadaşlar hala FPS değerlerimizin 90'larda, 80'lerde dolandığını görüyorsunuz. DSS açıkken ki değerler. Hatta kapatalım. Şuradan şöyle kapatalım. Kaydedelim. Evet, şu an DSS kapalı hali arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 70'lere düştük şu anda. 72, 73 değerlerinde değişiyor. DSS'i açtığımızda 90 ile 100 FPS'e kadar artış yakalıyoruz. Tekrar açalım. Bakın buradan kaliteye aldık, uygula dedik. Bakın direkt FPS'i görüyorsunuz. 94, 86 direkt yükseldik. 20 FPS bir artış sağlayabiliyoruz. Bakın şu an 100'deyiz mesela. 99, 93 değişiyor. Sadece MSI notebooklara özel Red Dot tasarımının ödüllü MSI Center uygulaması ile arkadaşlar bilgisayarınızın anlık donanım durumunu görüntüleyebilir ve tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz. Yeni MSI uygulamalarından biri olan MSI App Player yazımı ile Android uygulamalarını büyük ekranda deneyimleyebiliyorsunuz. Play Store'dan istediğiniz oyunları uygulamalarınızı indirerek oyunları oynayabiliyorsunuz. Kim böyle güçlü bir laptop alıp Android oyunu oynar ki demeyin. Rekabette avantaj sağlayıp arkadaşlarını şaşırtmak isteyenlere veya sürekli mobilde oynadığı oyunu büyük bir ekranda deneyimlemek isteyenler. Ayrıca maalesef PC oyunların fiyatları almış başına giderken arada oyalanmak adına Android oyunları tercih edebilirsiniz. Biliyorsunuz ben de zaten çok fazla mobil oyun çektiğim için bu özellik benim için de çok fazla avantaj sağlayacaktır. Bu güzel laptopa 30 Kasım'a kadar sürecek olan Amazon'un %16'lık kampanyasıyla ucuza sahip olabilirsiniz. Açıklamaya linkini bırakacağım. Ürünü oradan detaylıca inceleyebilirsiniz. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Yine bu tarz ürün içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.